Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of History mod tanıtımları serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim bugün sizlere tanıtacağım modun adı Hearts of Independence. Efendim bu modla birlikte artık Blood Europa 2 ile normal Age of History 2 üstüne Hearts of Iron 4 teması karışmış. Üçü karışıp bir de üstüne 1920 senaryosu eklenmiş ve bu modla birlikte artık bunların hepsinin karışmış haliyle Türk Kurtuluş Savaşı'nı yaşayabileceksiniz efendim. Modu kısaca bu şekilde özetleyebilirim diye düşünüyorum. Mod henüz alfa sürümündeymiş. Videonun açıklama kısmındaki linkten arzu eden arkadaşlar modu indirebilir. Modda hatalar var. Müziklerde mesela sıkıntı olduğundan dolayı ben kendim arkaya müzik ekledim şu anda. Müziklerde falan sıkıntı var. Arkadaşlar demiş ki alfa sürümünü aslında belli kişiler atacaktık ama herkesin oynaması için yayınlamaya karar verdik. Böylelikle herkes oynadığında hem hataları bildir hem daha kolay düzeltirler diye düşünüyorum. Onun dışında bazı hatalar var. Eventli savaşları yenilmemeye çalışın. Yolların hepsi tamam değil demiş. Oyunda farklı yollar da var sanırım. İlla Atatürk'ün yolundan yerine farklı yollardan da gidebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Birlikte zaten birazdan hep birlikte deneyeceğiz ve oynamamız için bize oyun ayarları vermiş. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Blood Europa 2 modunu biliyorsunuz. Age of History 2'nin en gelişmiş modu. Onun üstüne bir de tüm dünyayı eklemişler. Bir de Hearts of Iron 4'ü falan karıştırmışlar. Bakalım umarım güzel bir mod olmuştur. Şöyle haritayı size bir göstereyim. Sadece bir tane senaryo var. Zaten modun amacı Kurtuluş Savaşı. Bunun için başka da bir şeye zaten çok fazla gerek yok. Şöyle haritayı göstereyim sizlere. Burada Sovyet İç Savaşı'nı falan da yaşayabilirsiniz. Şöyle haritayı iyice gösterdim. Şimdi bakalım Türkiye ile oynayacağız ve direnip efendim artık düşmanları topraklarımızdan atmaya çalışacağız. Savaş sistemini falan azalttım. Şimdi bize oyun ayarları vermiş. Şöyle oyun hızını 30'a getiriyorum. Eğer saldırganlığı %4 demiş. Savaş kayıpları 0. İsyancıların gücünü de şöyle isyancılara gerek var mı? Hadi bu da 0 kalsın. Bu ayarı vermemiş ama vermediğine göre 0 olur diye düşünüyorum. Artık başlıyorum, bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. Eventler falan da var olacak. Bakalım kazanabileceğiz mi Kurtuluş Savaşı'nı? Hep birlikte göreceğiz birazdan efendim. Şimdi öncelikle bir ayarları bir çek. Bir ayar çek kardeşim hemen hızlıca. Şöyle yatırım matırım basmamız lazım. Burada şeyler de var bu arada. Ordu yükseltmelerini falan da eklemişler. Şu an verebileceğim bir puan yok. Yani son Blood Europa 2 özelliklerinin alayını eklemişler. Anladığım kadarı ile. Şimdi bizim ordu bakımını abanmamız lazım. Savaştayız abi. Onun dışında vergi lazım abi. Şimdi direkt Tekalifi Milli'yi yayınlayalım. Olabildiğince halkımızdan her türlü desteği almak zorundayız. Mecburiyetindeyiz, yoksa sıkıntı çıkacaktır. Bunun için hemen hızlıca halkımızın desteğini almamız lazım. Yunanlılara karşı hemen organize bir şekilde savaşacağız. Askerlerimin hepsini oraya göndermeyeceğim. Burada da illaki savaş olacaktır diye düşünüyorum, bakalım. Neler olacak göreceğiz. Bak, ordular yavaş yavaş gidiyor. Şimdi İstanbul işgal edildi. Evet, İngilizler artık resmen işgal ediyor efendim. Ve İstanbul hükümetini vasalları haline getirdiler. Tamam. Neler olacak görelim bakalım birazdan. Başka bir sürü event gelecektir. Daha henüz yolların hepsi tamam değil denmiş zaten. O yüzden ne kadarı tamamsa o kadarını oynayacağız. İnşallah sonuna kadar belli bir yol. Ya biz direkt basic yoldan gidelim abi. Normal yoldan gidelim. Hiç farklı yollara sapmayalım. Herhalde o tamamdır diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul işgal edildi, bakalım daha neler olacak kardeşim. Bir event falan gelecek mi? Ha, Büyük Millet Meclisi'ni açalım mı? Biraz beklemek şart dersek bu farklı yol olacak. Bunu boş ver zaten. Ama ne veriyor diye bakacağım. Mutluluk veriyor üstüne. Yani hazinemize ekstra para falan sağlıyor. Biz buna ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz. Normal yoldan hayırlı olsun diyerekten Ankara'nın mutluluğunu arttırıyoruz. Ve ülkemiz artık Ankara hükümeti haline geliyor. Ve şu anda ideolojimizi değiştiriyoruz. Askeri junta yönetimimiz oluyor. Şu anda bakalım değiştirdik yakında. Ne oldu? Ankara'ya ordu ekleyebiliyorum ya da ekonomi ekle... Ordu ver kardeşim. Ver kardeşim bir ordu. Orduyu bir alalım ya. Şimdi artık Büyük Millet Meclisi'mizi açtık. Bu arada orduların hareketlerini de şey eklemişler. Bak bak. Bu da güzel olmuş. Güzel olmuş bakalım. Birazdan savaşlar çıkacak. Yunanlılara karşı galip gelecek miyiz? Ben geleceğimize inanıyorum. Vallahi şu an kendim girsem muhtemelen tokatlarım. O yüzden kendim girmiyorum. Bekliyorum böyle. Sabır lazım kardeşim biraz. Ekonomimiz kalkınıyor. Ver kardeşim.
Ver 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 ver. Kardeşim beni sal Yunan'a, böyle İzmir'e geri almam lazım. Sal beni kardeşim. Sal beni. Oo, gemiler geliyor. Gemi şeyini de değiştirmişler. Şey ne oldu lan? Sovyet İç Savaşı ne oldu? Rus İç Savaşı. Oo, Ruskiler İç Savaşı neredeyse bitirmiş. Ruskiler neredeyse İç Savaşı bitirmiş vaziyette şu anda. Bu arada biz İngilizlerden, Fransızlardan nasıl alacağız toprakları, ben onu merak ediyorum. Lan! Lan! Oğlum ordu gitti lan! Lan! Oğlum! Lan Yunanlar el koydu bizim topraklara! Oğlum ordumu geri verin lan! Nerede lan benim geri kalan ordum? Ordumu geri verin, 10 bin kişilik ordu gitti! Vallahi kınıyorum. Kınıyorum. Nükleer falan bak. Atarım nükleeri bak. Yok ama elimde. Yok ama elimde. Yapacak bir şey yok. Lan, turları şöyle biraz daha hızlı hızlı geçelim bakalım. Birazdan göreceğiz. Heh. İstanbul hükümeti Sevr Anlaşması'nı imzaladı. Ayda. Kemalist direnişe devam dersek toprakları kaybediyoruz. Başka bir yol deneyeceğiz dersek hiçbir şey kaybetmiyoruz ama direnişe devam edeceğiz diyeceğiz. Yani normal yoldan devam etmek zorundayız şu anda. Normal yoldan gideceğiz. Oğlum benim yine ordular gitti. Bunlar ya Ermenilerin eline geçti ordular. Ya ama ya Kazım Karabekir abi. Abi el at, şurada Ermeni var. Abi şurada birkaç tane Ermeni var. Bir el atalım, gözünü seveyim be abi. Abi arkadaşları bir kapıya kadar eşlik edelim ya. Benim kaç bin kişilik ordum gitti ama benim. Bunu önceden hesaplamaları lazımdı bu arada. Ulan benim ordular şu an Ermenilere geçti, Yunanlara geçti. Ermenileri itmeye başlıyoruz. Aha. Aha. Yardım abi. Abi. Abi hadi abi. 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 Çağızım abi. Abi. Çağızım abi. Abi dönün. 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 Savaşın son adama kadar savaşın. Canlarınız, kanlarınız, vatanınız, milletiniz için savaşın. Ermenileri buradan atacağız. Oğlum adamlar ağzımıza vurdu ya. Ya tabii benim ordular Ermenilerin eline geçti hocam. Şike var burada. Ha. Bak ben size söyleyeyim bak. Bak burada şike var. Burada insan gücü eksikliği yaşıyoruz. Abi Yunanlıların cepheden de şu an orduyu çekiyorum. Oğlum Ermeniler nasıl benden güçlü olabilir ya? Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Hulk gerçek olabilir mi sizce arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz. Ya Kazım abi kumpir tepsisi yaptı bunları. Bilmesek bizi kandıracaksınız ya. Adam kumpir tepsisi yaptı burada ya. Kumpir nereden çıktı sanıyorsunuz? Abi şike dönüyor burada bak. Burada şike var. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz bu vesayetçi sistemi yıkarız. Biz bu sistemi yıkarız kardeşim. 5000 kişilik ordu ne geziyor oğlum? Hepsini toplasan 3 kişi zaten. Biz bu vesayetçi sistemi yıkarız kardeşim. Böyle bir şey yok. Abi hemen Erivan'a girmemiz lazım. Benim ekstra insan gücüne ihtiyacım var şu anda. Mevcut vaziyette tüm orduların alayını ilerletmek yerine şu orduyu takviye yöntemiyle oraya kaydıracağım. Bu sefer Yunan cephesi boş kaldı. İnşallah orada bir savaş çıkmaz. Çıkmaz, çıkmaz. Niye çıksın ki ya? Yunanlarla niye savaşalım ya? Ağzına sıçacağız Yunan falan. Hepsini yok edeceğiz. Şuradan paketlesene alayını. Şuradan paketle kardeşim. Yine Hearts of Iron IV müziğini aç. Yenile kardeşim. Müzik gelsin. İzmir gelsin abi seri. Abi. Kazım abi biraz daha beceriyi arttıralım. Kazım abi yetkin ve etkin bir şekilde takılıyor. Erivan'a girersek bu savaş biter. Hadi abi. Kazım abi gir Erivan'a abi. Abim benim. Kazım abim. Allah'ın aslanı gir abi oraya. Gir abi hallet. Güzel. Iğdır Savaşı'nda ağzına kürekle vurduk bunların. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi Erivan'a girseydin ya Kazım abi. Kazım abi takviye getiriyorum ben sana. Sen canını sıkma, moralini bozma. Bana güven. Bu güce güven. Bu iktisadi, ekonomik gücümüz şu anda yüksek onlardan abi. Sen buna güven abi. Abi dur. Dur. Erivan'ı almak için yeterince fazla adama ihtiyacım var. O adamları hemen takviye etmem gerekiyor. Hemen takviyemizi gönderiyoruz. Onun dışında abi şuraya 1000 kişi yeter. Adam olana çok bile. Güzel. Sıkıntı yok. Iğdır'da halledeceğiz. Şamarlayacağız onları. Vallahi ne koyduk be. Ulan ne koyduk be. Yalnız ne çevirme attık. Kardeşim. Birazdan bizden anlaşma isterler. Ben anlaşma yok oğlum. Nasıl koyduk lan size? Adam olacaksınız oğlum. Herkes haddini hududunu bilecek.
Ha, sen bizi kim sandınız lan? Siz bizi kim sandınız oğlum? Adam olacaksınız. Yunan, Munan. İngiliz mi İngiliz? İsterse Fransız, isterse Rus. Rus gelmesin be. O kadar da değil. O kadar da değil. Onlarla da savaşmayalım be abi. Kazım abi tokat. Abi şeye girmiyor. Batum'a girmiyor muyuz Kazım abi? Kazım abi Sovyetler gelmeden Batum'a girmiyor muyuz abi? He? Batum? Batum gelsin abi. Sonra bırakırız ama ne olacak? Sonra bırakırız abi. Girelim şimdiden. Bakalım ne olacak? Azerbaycan'a toprak mı versem? Şu an gerek yok. Şu anki vaziyette gerek yok. Aha İnönü Muharebesi. Şimdi gelsin bakalım Yunanlar. Bilinin. Gel gel. Gel Yunan gel. Gelme şaka. Şaka değildi. Saldırı kuvvetimi arttırdım. Birinci İnönü Muharebesi ile birlikte Yunanlıları itmeyi başardık. Ve şimdi karşı taarruza geçiyorum. İkinci İnönü olmadan, daha henüz konferansa gitmeden kardeşim. İzmir'den atacağım Yunan'ı. Atamadım. Bir gün o da olur. Şurayı almam lazım bu arada. Oğlum bunların güç ne böyle? Biz niye böyle cücük gibi kaldık? Kolay olmamış. Kolay olmamış. Böyle olması daha iyi. Böyle olması daha iyi. Güzel. Güzel güzel. Tamam bu tur indirdik. Gerekli cevabı verdik. Vallahi İzmir geldi. Ne oluyor? İnönü Muharebesini kazandık. Yunan'ın hazinesi gitti. Oh oh oh. Bir sürü yerde hak iddia ettik. Kardeşim ben İzmir'de hak iddia etmem. Alırım. Alırım. Aldım oğlum ben. İzmir bende. Niye anlaşma yaptınız? Hayır İzmir'i geri verecek şimdi. Vermem. Vermem. Birazdan ikinci İnönü'yü çakacak. Askerlerimi bilerek tutmuyorum orada. Şimdi bir şey olur silinir bu kadar kişilik ordu diye. Hiç o yüzden tutmuyorum kardeşim. Gerek yok. Nasıl çaktık ama Yunan'a? Lan İzmir'i geri verdik elimizle ya. Aldığımız yeri elimizle niye geri verdik abi? Niye geri verdik ya? Koyuyorduk ne güzel kardeşim biz. Ya arkadaşlar. Tokat manyağı yapıyorduk Yunanlıları. Gelsin hepsi gelsin. İtalyanlar, Fransızlar bir çekilin kardeşim artık. Şu topraklardan ufak ufak sizi göreceğim. Aha anlaşma yaptık sonra Ruski kardeşlerimle birlikte güzel anlaşma yaptık. Doğu sınırlarımızı olabildiğince şu anda güvene almış olduk. Ruski ağalarım. Abi hemen Lenin abi. Şöyle seninle bir selamlaşalım. Abi keşke şeyi asimile etmeseydik be. Tabii ikinci yoldan gitmediğimiz için. Aha ikinci İnönü Muharebesi. Ben bir şey diyeyim ben onun iki katı asker koyarım kendime. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Lan oğlum 5000 kişilik ordum niye bizzat Yunan'ın eline geçiyor? Abi 5000 kendime 5000 de onlara yani şu an 5000 ya. Bunlar ikisi birbirini götürdü matematik kardeşim. Bu da bana kalan oldu yani. Yani almam gereken 5000 kişilik orduyu aldım. Lan bu ne ya? İkinci İnönü Muharebesi kardeşim ben kaybetmedim. Ben bir şey kaybetmedim Allah Allah. Ya Kütahya Eskişehir olmadı daha kardeşim ya. Ya bu ne ya? İzmir'e yine girdik. Ne oldu Yunan? Oğlum bak. Babuter vermeye İzmir'e ha. Nasıl çaktık? Yine mi anlaşma yaptık ya? Ya versene kardeşim ya. Oğlum burayı yine verdik. Allah Allah. Birazdan Ankara'yı da verirsin artık yani. Polatlı deyip tüm Ankara'yı verirsin birazdan. Onu beklerim senden. Şu Denizli'de de durmayacağım. Orası gitmeyecek ama olsun. Ya kardeşim ben İzmir'e girdim. Bak İzmir'i kaç kere kurtardım ben. Ben İzmir'i kaç kere kurtardım. Beni bırak. Beni bırak. Allah Allah. Asimilasyon çalışmalarımıza devam. Devletinize, milletinize, gücünüze güvenin kardeşim. Gücünüze... Bak. Tekalifi milliyi biz daha Kütahya Eskişehir olmadan çıkardık. Milletimiz şu an gerekli... Aha. Milletimiz bize gerekli desteği veriyor şu an. Mutluluk kötüydü. Kendine geldi mutluluk. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yunanlar geliyoruz oğlum az kaldı. Az kaldı oğlum eceliniz geliyor az kaldı lan. Oaa İtalyanlar. Anadolu'dan çıksanız da kardeşim artık. Vallahi koyduk İtalyan'a koyduk. Vallahi koyduk. Koyduk. Vallahi koyduk billahi koyduk. Kardeşim koyduk. Sakarya gerçekleşti mi ya? Sakarya nerede Sakarya? Daha Kütahya Eskişehir falan da olmadı daha kardeşim. Daha önce olması lazım gerçi.
Kütahya Eskişehir'i zaten biz Eskişehir verdik ama ikinci ünlü yazıyordu onda. Neyse Sakarya oldu şu anda kardeşim. Şu an oluyor. Savaş, savaş. Nerede Sakarya? Hani? Tamam. Yavaş yavaş Fransızlara da koyuyoruz kardeşim. Onlar da bir defolup gidecek birazdan. Birazdan onlara defolup gidecek. Şu toprakları verirseniz kardeşim sevinirim. Abi, kendi bak orduyu zor tutuyorum bak. Beni yollayın. Bak bu çocukları ben zor tutuyorum bak. Bak ben bu çocukları zor tutuyorum. Hemen abi başkomutanlık meydan. Hemen ilerliyoruz kardeşim. İzmir'e doğru gidiyoruz hadi. Büyük taarruz gelsin kardeşim. Hemen. Hemen kardeşim bekliyoruz. Bana izin ver. Verin emri kardeşim. Gereken cevabı vereceğim ben şimdi birazdan Yunanlara. Ama beni İzmir'de durdurmayın. Atina matina gelsin. Atina da gelsin ya. Hadi lan. Hadi uygunum. Kendim mi girsem ya? Kendim girsem nasıl olur? Aha. Oyda. Kaç asker koy. Ya ama ananın nikahı ya. Ananın nikahı. Hepsinin nikahı. Bu ne ya? Oğlum ordumu elinden aldılar ya. Ya bu şike ama bu kadar da değil ya. Bana bunun önceden haberleri verilmesi lazımdı. 25 bin ben ekstra koyarım abi. Ay. Ne ya? 25 bin. Lan gerçi beni 35 bin koymam. Neyse buraya 30 bin koy. Ya bu ne ya? Ekstra asker koymam lazım benim aslında. Var ya şu an çok az asker koydum. Gerekli asker sayısına ulaşmadık şu anda. Evet. Taarruza ne zaman geçiyoruz? Tamam taarruz başladı ya. Taarruz başladı değil mi? Şu an savaş. Heh. Şimdi. Selamünaleyküm kardeşim. Şöyle güneyden kuzeye doğru serelim kardeşim onlara. Onları hemen süpürme harekatıyla temizleyeceğiz. Sıkıntı yok. Sakarya'da taktiksel bir hamle yaptık. Sakarya'yı bıraktık. Taktiksel stratejik hamle yaptık kardeşim orada. Her şey planlı. Her şey hesaplı. Her şey gerektiği şekliyle kardeşim. Canını sıkmayın. 30 Ağustos'ta bizi sonlandırmam ama bak. Ben Atina'ya gireceğim. Bizim burada hedeflerimiz daha çok fazla yüksek yani kardeşim. Biz sal Atina'ya girelim yani. İngiliz çekin kardeşim. Gemiler memiler ben istemiyorum. Denizimde gemi istemiyorum. Çekin de bir Atina'ya girelim ya. Selamünaleyküm. Ya sen orada ilerleyecek misin ha? Böyle bir şey sence olabilir mi? Yunan oğlum bak. Hayırdır lan? Alıyoruz. Koyduk. İzmir gelsin koyduk. Müziği başlat. Müziği başlat. Bu arada modu sevdim eventleri de. Şu askerler keşke geri çekilebilse ya. Yani toprak kaybedince askerler direkt onların eline gidiyor ya. Aha vallahi koyduk. Nasıl koyduk? Tamam bundan sonra daha savaş mı? Savaş yok. Bundan sonra... Lan burayı almışız la biz. Ne zaman aldık lan burayı? güzel. Tamam sınırlarımızı şu an olabildiğince sağladık. Şimdi artık İstanbul'da birazdan bizim elimize tamamıyla geçecek. Yeter ki... Ne oluyor lan? Lan! Nazi Almanyası geldi! Lan bu kim? Lan Norveç'miş bu. Zaten Nazi Almanyası'na benzettim. Niye Norveç Nazi Almanyası'na benzettim lan ben? Lan Norveç ne geçiyor? Niye bunlar geldi oraya? Gider misin bayım? Abi Yunanlılara desteğe geldi Norveçliler. Lan siz orada refah ferah içinde yaşasanıza kardeşim sizin de derdiniz var. Adamlara bak ebesinin nikahından geldiler buraya ya. Evet abi şu orduyu hepsini sildim. Yarısını silecektim normalde. İnşallah savaş mı baş çıkmaz. İnşallah savaş mı baş çıkmaz. Savaş çıkarsa sıçtık. Para yok pul yok. Daha ekstra bir şey çıkmasın kardeşim. Daha ekstra bir şey çıkmasın. Hadi ağabeye İstanbul gelsin. Güzel bu arada ne çok atladık ya. En keyif aldığım benim Ermenistan savaşıydı. Onu fena pakıtladık. Fena yok ettik kardeşim. Gerekli çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürürlüğe soktuk. Ermeniler bizden güçlüydü orada. Bizim askeri olarak sıkıntılarımız vardı. Abi. Hayırdır? Sorun nedir abi? Durun anlaşabiliriz ya. Sakin olun. Durun anlaşacağız. Canınızı sıkmayın durun. Dur kardeşim bir sakin. Sakin. Bir dakika. Para yok pul yok. Her şeyimizi kaybettik zaten. Alçak isyancılar şu anda Musul'u almamamız için elinden geleni yapıyorlar ya.
Alçaklara bak. Oğlum adam mısınız lan siz? Adam mısınız oğlum? Askerleri de topla her şeyi. Yine mi çıktı? Ya oğlum param yok, pulum yok. Allah Allah. Ne yapayım? Asimile edemiyorum. Ya bir durun ya. Bunu asimilasyon. Lan koydular bizim askerlere. Burada yenildik. Güzel. Oğlum benim harbi para pul yok. Olduğu kadarıyla. Olduğu kadarıyla. Dur, otomatik asimilasyon emri vardı. Şurada ulusal kutlama, hükümet. Heh. Şunu yap. Şunu yap şunu. Yapmıyor ki. Mutluluk çok düşük diye. Lan no. Aa, bizim yatırımlar batırımlar ölmüş ülke. Ekonomi kalmamış. Vallahi kardeş. Gerçekçi oynamışız. Bok gibi oynamışım bu arada yani şey yapacağız diye. Ülke mülke kalmadı. Elimizde kardeşim bir şey kalmadı yani. Öyle bir şey yok. Evet. Lozan imzalandı. Şurayı alalım artık kardeşim. Hadi kardeşim şunu bir asimilasyonlarını bir yapsak iyi olacak. Yoksa birazdan çok daha fazla isyancı çıkacak gibi gözüküyor. Bunları zamanında yapsaydım iyiydi. Hükümet ayarlamalarını yapmayı unutmuşum ben. Hükümet ayarlamalarını yapmayı unutmuşum kardeşim ben. Abi şu alayım mı artık? Ya bir dur, isyan etme be adam. Bir dur artık, dur. Dur, vuracağım şimdi, dur. Dur bak. Yeter ya. Abi ilave olarak Musul'a da bir verseniz olmuyor mu? Güzel artık. İngilizlere de çaktık kardeşim. Adam olacağınız bu topraklarda bundan sonra daha kimseyi istemiyoruz kardeşim. Hatay'ı da ileride artık onu gerektiği zaman hallederiz. Musul'u da bir alsaydık iyi olurdu ama neyse. Yani artık biz bazı şeylerden fedakarlık yapıldı. Ana yoldan gittik ve şu an ana yolu bitirdik. İsyancılara takılmayın, o benim şahsi eşekliğim. İsyancıların tamamıyla benim şahsi eşekliğim olduğunu unutmamanız gerekmekte. Bunları kardeşim benim hatam olarak görün. Çünkü ben toprakları asimile yapmayı unuttum. Bundan daha beteri, daha kötüsü ne yazık ki toprakları asimile yapmaktan daha kötüleri de olabiliyor. Yatırımları sıfırlamışım. Yani sıfırlamadım aslında ben. Ordu çok fazla olduğundan dolayı ekonomi felç oldu. Ondan dolayı oldu da onu ayarlayabilirdim. Ben İstanbul'a geri vereceğiz. Tamam, daha fazla oynama, bırak. İstanbul düşecek az daha. Kardeşim ben gidiyorum. Modu açıklama kısmındaki linkleri indirebilirsiniz. Benim gibi oynamayın siz. Siz daha düzgün oynarsınız diye düşünüyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.